bir yerde ya da bir kimsede büyü olduğu düşünülüyorsa bu kimse tekvin suresini okur ve o yer o kişi ve o yaşanılan hane için istihareye yatar. Tekvin suresini okuduktan sonra yattığı istihare vesilesiyle üzerine büyü yapıldıysa ona gösterilir ve büyünün yeri ve yine kimin yaptığı gösterilir. Tekvin suresini bilmeyen kimseler tekvin suresini açarlar ve temiz bir kağıda ya beduh yazarlar. Tekvin suresi bittikten sonra bu yazmış oldukları kağıdın üstündeki ya beduh haberci meleğin ismidir. Yastığın altına konulur ve bu terkip yapıldıktan sonra sağ tarafınıza yatırılır. Yine büyüyü kimin yaptığı ve büyünün nerede olduğu gösterilir.